Efendim iyi geceler, merhabalar hepinize. Önemli bir konuyu koruyucu ruh sağlığı bakımından bugün de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şizofreniyi konuşacağız ama sevgili seyirciler ilerleyen dakikalarda hem şizofrenide hem de diğer psikiyatrik şikayetlerde, rahatsızlıklarda erken tanının ne anlama geldiğine biraz vurgu yapmaya çalışacağız. Buradan bakacağız bugün konuya. Acaba erken tanı mümkün mü? Erken tanı nasıl mümkün? Belirtileri hekime gitmeden evvel ailenin, çevrenin görmesiyle erken tanının bağlantısını biraz anlamaya çalışacağız. Özellikle şizofrenik şikayetlerde erken tanı fark edilmezse, daha doğrusu erken tanı yapılabilmesi için belirtiler fark edilmezse kaybedilen zaman dilimi hem aileye hem kişiye nelere mal oluyor? Biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Zor bir hastalık olması bakımından, toplum tarafından damgalanmış bir hastalık olması bakımından da zaman zaman çokça iyimserlikle aileler bunu da ıskalayabiliyor mu? Bunun bedeli, maliyeti acaba hem topluma hem aileye hem kişiye nedir? Bunlara bakmaya çalışacağız. Teknolojinin özellikle tıp teknolojisinin yeni getirdiği imkanlarla erken teşhis da bize bir yararı var mı ya da imkanları var mı? Biraz bunlara da bakmak isteriz. Elbette şizofreniyi konuşacağız. Ne olduğunu uzmanlarımız bize anlatacaklar. Şizofreninin tiplerine göre farklılıklar var mı? Biraz da buradaki bilgilerimizi yenileyecekler ve eksik bilgilerimizi tamamlayacaklar. Tiplerini biraz konuşmak isteriz. Bunun için erken tanı için neler yapılabilmesi konusuna tekrar döneceğiz. Ailelerin tutumu çok önemli. Çevrenin de elbette tutumu çok önemli. Buna bakacağız. Bir de tedavi uyumu bakımından hem çevrenin hem ailenin katkısı ne olabilir? Uzmanlarımıza bunu da sormak istiyorum. Eskiden olduğu gibi acaba bu şikayeti saklayan aileler var mı? Tedavinden kaçınan kişiler var mı? Neden kaçınıyorlar? Bu da bugünkü çekim alanımıza giren konular. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımız olacak. Ekranda gördüğünüz telefonla bize ulaşabileceğinizi, sorularınızı bizzat kendinizin sorabileceğini hatırlatalım. Şu anda yardımcımız telefonları almaya başladı. Lütfen sorularınızı bize telefon yoluyla iletmeyi deneyiniz. İyi bak kendine @ürkiyetv.com.tr elektronik posta adresimiz. Yine facebook.com/iyibak.kendine adresinden de Facebook yoluyla sorularınızı sorabilirsiniz. twitter.com/UgurCanBolat'ı da hatırlatalım ve dönelim stüdyomuza. Doktor Cenk Tosiner, merhaba. İyi akşamlar, merhaba. Efe İstanbul İstanbul Hastanesi'nden Ümraniye'den misafirimizsiniz. Yeni dönemde tekrar beraberiz. Biraz zor anlaşılan bir hastalık. Aslında bunun doğru olmadığını diğer meslektaşlarınızdan daha evvel dinledim ama belki siz de oraya temas etmek istersiniz. Tedavi edilebilirliği ya da tedavi edilebilirliğinin miktarı konusunda seyircilerimizin zihinlerinde bazı sorular var. Şizofreni tedavi edilmez gibi eskiden bilinen yargının ne kadarı doğru ya da nasıl bakmamız gerekir? Bu konularda biraz yüreğimize su serpen bilgiler varsa, deneyimler varsa, klinik tecrübelerinizden onları da dinlemek isteriz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İhsan Öztekin, NF İstanbul Hastanesi'nden. Merhaba. Ümraniye'den. Bugün de misafirimizsiniz. Psikiyatri İstanbul Hastanesi'nde. Evet. Girişte söylemeye çalıştım. Aslında erken teşhis için belirtileri bilmek, değişen durumları fark edebiliyor olmak, ailenin de bunu biraz fark ediyor, biliyor olması, çevrenin duyarlı olması, kişinin kendi duyarlılığının artıyor olması çok önemli. Bu da galiba bizim gibi programlarla ancak mümkün. Evet, evet. Sizin anlatacaklarınız da mümkün. Yine psiko eğitim dediğimiz bu alanla bize vereceğiniz bilgiler çok önemli. Acaba erken teşhiste yararlı mı? Biraz orada da size sormak isteyeceğim. Hoş geldiniz efendim tekrar. Sevgili seyirciler, haberlerimiz var saat 24'te. Pozitif bir sözümüzü bugün de paylaşacağız. Bu gece önerilerimizi İhsan Öztekin hazırladı sizler için. Program sonunda önerilerimiz olacak. Lütfen dikkatle izlemeye çalışın. Not alamayan seyircilerimiz için yarın Facebook'ta da yayınlayacağımızı hatırlatalım. Doktor Bey tekrar dönelim. Biz bir tanımla başlayalım mı acaba? Yani ne olduğunu, yani erken teşhisin ne olduğunu daha iyi zihnimizde oturtabilmemiz için ne diyoruz acaba? Şizofreni biraz geniş bir yelpaze mi? Hani erken şizofreni, işte tipleri, dağınık şizofreni, katatonik şizofreni gibi böyle şeyler duyuyoruz. Zaman zaman da konuştuk. Biz önce bir tanım yapın, sonra biraz da çeşitlerinden bahsedelim dilerseniz. Şimdi şizofreni tabii duygu, düşünce ve davranış alanının her birini etkileyen ve bu alanlarda görülen değişikliklerin önemli boyutta olduğu, hastanın kişiler arası ilişkilerinin bozulduğu, dolayısıyla giderek gerçeklerden uzaklaştığı ve kendi dünyasında yaşadığı, genellikle de gençlik çağında başladığını kabul ettiğimiz, başlayan
bir rahatsızlık olarak bilinmekte. Çok aslında çok yaygın bir hastalık değil. Ömür boyu görülme sıklığı genel popülasyonda %0.5 ile 1 arasında değişiyor. Kadın erkek oranı birbirine yakın, farklı değil. Fakat yaş olarak erkeklerde biraz daha erken yaşlarda görülen bir rahatsızlık. Kaç yaşlarında daha çok görüyorsunuz klinikte? Ergenlik dönemi sonrasında genellikle, yani işte 15 yaşından sonra görebildiğimiz bir rahatsızlık. 15-25 yaş arası diyebiliriz. Kadınlarda bu biraz daha yukarıya kayıyor. Fakat o da tabii bir kesin bir şey değil. Bir mutlak durum değil. Biraz önce söylediniz, toplumda genel olarak işte tedavi edilemez bir rahatsızlık gibi düşünülen bir hastalıktı. Bu tabii biraz çok uzun zamandan beri tanımlanan, bilinen bir rahatsızlık ve eski zamanlardaki tedavi olanaklarının bugünkü kadar yeni ilaçlarımız var, yeni tedavi yöntemleri var. Eskiden hasta sadece ilaçla tedavi edilirken artık aile ele alınılıyor. İşte çeşitli destekleyici psikoterapi yöntemleri işin içine giriyor. Psikososyal diye tanımladığınız durum galiba, değil mi doktor? Evet, aynen öyle. Yani günümüzde artık o tedavi edilemez hastalık kategorisinden çıkartmamız gerekiyor. Tabii ki bir takım rahatsızlıklarda alınan yol, tedavi yolu mutlaka çok iyi olmayabilir ama en azından hastayı topluma kazandırmak için yapılabilecek çok şey var. O yüzden ailelerin bu tür bir durumdan şüphelendiklerinde mutlaka açık bir şekilde hastalığın üzerine gitmeleri. Çünkü hakikaten erken teşhis çok önemli ve tedavinin erken başlaması çok önemli. Bu şu da yanlış da anlaşılmasın. Hani geç kalırsak da o zaman bırakalım kendi haline kalsın. Tabii ki o da doğru değil. Hangi aşamada hastayı yakalarsak yakalayalım, o aşamadan tedaviye başlamak mutlak bir gereklilik. Hastalık dediğim gibi biraz daha bilinçlenmeyi gerektiren bir hastalık durumunda toplum tarafından. O durum oluşursa ben şizofreni tedavisinde bizim de daha kolay yol alabileceğimizi düşünüyorum. Peki. İhsan Bey, bu konuştuğumuz konu, bugünkü konumuz daha evvel de ele aldığımız bir konu. Fakat insanlarımızın bu konuya hem ilgileri var, biraz da korkuları var. Tabii bu korkular biraz oluşturulmuş korkular. Bugün evet, kısmen de olsa bunu gidermeye çalışacağız ama hem ilgi hem korkunun bir arada oluyor olması acaba hasta yakınlarına ne hissettiriyor? Biraz buradan başlayalım mı? Biraz onların duyguları, ailelerin yaklaşımı ve bir de aileler hangi belirtileri önce dikkate almalı? Neleri fark ederse acaba sorusunu sormalı? Sizden bunu rica edeceğim. Tabii. Sizin ilk giriş konuşmasınızda da özellikle tespit ettiğiniz hasta kadar aile ve çevresi dediniz gerçekten. Bu akşam üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de bu. Şizofreni hastalığın özelliğinden kaynaklanan bir durum bu. Anlaşılması zor derken çok geniş elpazeli, belirtileri çok farklı belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık türü. Dolayısıyla bunun ilk defa karşılaşan ailesindeki bir bireyin örneğin bir takım değişiklikler, bu değişikliklerin farkına varılması, bu farkındalığın hastalık boyutuna yükselen şiddetlere doğru ilerlemesi ve sonunda da artık bu farklılığın bir hastalık statüsü içerisinde değerlendirmesi süreci, daha sonra tedavi, belki yatarak tedavi ve hastane çıkışından sonraki tedavi diye ilerleyen süreçler. Farkındalık derken özellikle en başta onları hatta madde madde de sayabiliriz. Hani pratik anlamda. Çünkü bir seyircimiz de özellikle belirtileri konusunu biraz daha ayrıntılı vermemizi rica etmiş Tülay Hanım. Evet, evet. Ona bir cevap olsun. İsteksizlik, ilgi kaybı. Yani daha önceden yapmayı çok sevdiği, ilgilendiği konular, alanlar, hobiler olabilir. Yani böyle bunlardan hiç vazgeçmez. Yavaş yavaş. Asla bunu bırakmaz dediğimiz konular değil mi? Yani kendisiyle özdeşleşen konularda birdenbire bir farklılık oluyor. Birdenbire kopmaya başlıyor. Evet. Çok iyi bir basketbolcu. Günün büyük bir kesimini veya 3-4 saatini düzenli bir şekilde bir kulübe üye. Her gün antrenmanları var. Bakıyorsunuz artık gitmez hale geliyor. Değişik hobileri var. O hobileriyle artık ilgilenmez hale gelebiliyor kişi. İlgi alanları başka ilgi alanlarına kayma şeklinde değil, mevcut ilgi alanlarını kaybetme şeklinde oluyor.
sağlıklı olan bir kısımdan hani bir ilgi alanından kopup başka bir ilgi alanına aktarabiliriz kendimizi. Ama bunlar da var olan ilgi alanları kopuyor. Yerine kayıptan yeri, bahsediyorsunuz kayıp aslında var. Değil mi? Evet, kayıptan gerileme var, evet. Kayıp var. Aile ve arkadaşlarından uzaklaşma. Aile derken bunu en yakın annesi, babası, çocuğu, eşi de dahil olmak üzere yavaş yavaş her zaman alışkın olunan o iletişim, konuşmalar, sohbetler, şakalaşmalar, normal bir düzen içerisinde hafta sonu yemeğe gidilebilir. Bunlar yavaş yavaş hayattan çıkmaya başlıyor. Yani fiziksel başlıyor. Bir kopuş aynı zamanda. Fiziksel, formal bir şekilde evin içerisinde odasından çıkmayabiliyor. Oda içerisinde hep beraber yemek yenirken artık hep beraber yemek yenmez hale geliyor. Beraber televizyon seyredilemiyor. Var olan paylaşımlar yavaş yavaş orada da bir gerileme var. Bazı konularda aşırı ilgilenme var. Fakat bu aşırı ilgilenme patolojik anlamda. Bunlar dini konuları mesela çok fazla. Normalin dışında yönelmeler gözleyebiliyoruz. Bu ama fanatik içerisinde. Olacak kadar bir durumla mı? Yani tabii, öyle mi fark edilebilir? Ki. Yani bir alanda, mesela bir mistik bir alanda evet. Fanatizm sayabileceğimiz kadar tabii çok tabii. Ve ayrıntıcı mı ilgileniyor? Ayrıntıcı. Tabii şimdi hani dinler bir kişinin dine yönelmesinden farklı bir boyutta patolojik anlamda derken bu mistik anlamda, dini anlamda kendisine olağanüstü güçler vehmedecek dereceye kadar gidebiliyor. Kendisinde Mehdi özellikleri bulabiliyor kişi, hatta peygamberliğe kadar gidebilen boyutlar. Biraz oradan yürüyelim o zaman. Madem söz oraya geldi. Doktor Bey, hani kendini işte son kurtarıcı, işte Mesih gibi gören, işte kendisini Hazreti İsa gibi, ben gökten geldim, beklenen İsa'yım gibi gören, ya da işte dünyayı savaşlardan, karışıklıktan, keşmekeşten kurtaracak kişi benim diyen, zaman zaman duyduğumuz haberlerde kişiler, evet. Bu tip, bu tipin hangi alanında ya da hepsinde mi görülüyor? Şimdi tabii klinik belirtiler çok çeşitli alanlarda, yani düşünce alanında belirgin klinik belirtiler var. Bunları biz hezeyan diyoruz. Yani kişinin karşısına kanıtlar, mantık yoluyla bunu çürütecek karşıt düşünceler konmasına rağmen kişinin bu düşüncelerden kendisini alamadığı, hala iddia ettiği, arkasında durduğu inanışlar, yani gerçek olmayan inanışlar diyebiliriz bu hezeyanlara. Çok çeşitli olabilir bunlar. Kişinin kültürüyle, diniyle, eğitimiyle genellikle ilişkilidir. Fakat tabii ki İhsan Bey'in söylediği gibi normalin üzerinde sapmış vaziyette, artmış vaziyette inanışlardır. En çok görülen hezeyanlar nelerdir? Bunlar referans dediğimiz alınma hezeyanlarıdır. İşte kötülük göreceğine dair bir takım, işte benim takip ediyorlar şöyle böyle, bunlar olabilir. Bu kötülükler kime yönelik? Yani kimden beklenir daha çok? Yakınlardan mı, yoksa hani bir yöneticiden ya da işte bir sistemden? Bir işte her şey aslında olabilir. Yani kişi kalabalık bir yere girer, orada hiç tanımadığı, diyelim ki bir metro istasyonunda bekliyor, oradaki işte bütün insanların kendisine zarar vermek istediği, bakışlarıyla onu bir şekilde rahatsız etmeye çalıştıkları, onların işte ajan olduğu, kendisine bir zarar verecekleri, bunlar işte devletin adamları olabilir, yabancı ülkenin adamları olabilir, başka bir dinin elemanları olabilir gibi. İstihbarat evet, gibi her şey olabilir. Yani o kişinin tamamen düşüncesi, o çarpık, bozuk düşünce yapısı hangi kanala doğru yöneldiyse onunla ilgili böyle detaylı inanışlar şeklinde ortaya çıkabilir. Başka şeyler de var. Yani kıskançlık olabilir. İşte eşinin kendisini aldattığına dair bir takım, işte onun kumpaslar kurduğuna dair bir şeyler olabilir. Hezeyanlar olabilir. Hatta işte kendisine pek çok kişinin aşık olduğu erotomani dediğimiz, genellikle o bayan hastalarda görülen bir şey. İşte özellikle de kendisinden pozisyon olarak yüksek olan patronu gibi, işte öğretmeni ya da gibi, şu aktris bana evet gibi öyle mi? Yüksek, evet. Daha uzak ulaşılamaz olabileceği gibi yakın mesafedeki, hani işte çalıştığı şirketin başkanı gibi falan, onlar hep peşindedir onun, işte takip ediyorlardır yani şey anlamda,
aşk anlamında falan. Böyle şeyler olabilir. Fakat bu düşünceler tabii şizofreni de böyle şimdi sanki çok sistemliymiş gibi anlattım. Aslında çok sistemli olmaz genellikle. Kopuk, böyle zaman zaman dağılan o tür düşüncelerdir. Ama temelde o hep hezeyan, o inanış, işte kötülük görmeyse kötülük görme, o devam etmektedir. Bunları da tabii şizofreninin türlerine göre yön alabilir. Yani nasıl söyleyeyim, eğer bir paranoid şizofreni diyorsak, özellikle bu zarar görme, işte alınma gibi hezeyanlar daha ön planda olur. Eğer daha biraz sonra onlara da biraz değinebiliriz. Konu komşuya takan, bakkala, evet, Türkçüye, sütçüye, evet, sucuya filan takan kişiler biraz bunlardan galiba, değil mi? Yani bu saatte mi geliyor? Hep aynı saatte mi geliyor? Evet. İşte hani eve işte evin, sen birisini mi alıyorsun? Hep geçiyor bu, işte sana bir sinyal mi gönderiyor? Üç kere geçti bu, işte saat üçte buluşalım demek mi gibi. Özellikle o megafonla hani satıcılar, evet, vesaire filan, evet, onlardan bir anlam arama, yükleme gibi. Tabii onu da söylediniz. Yani bu hezeyanların yanında tabii şizofrende bir de algıyla ilgili de bozukluklar olur. Algı dediğimiz işte beş duyunun algısı, özellikle de işitsel, yani duymayla ilgili bir takım algı problemleri de olduğundan bunlara da biz varsanı diyoruz. Yani olmayan sesi duymak gibi, işte bunlar ona bir takım emir veren sesler de olabilir. Yani işte bak, işte sen şu an tren istasyonundasın, bütün insanlar senin aleyhine çalışacak burada falan diye içine, bir kulağına bir ses geliyormuş gibi olabilir. Ya da iki insan tartışıyormuş gibi olabilir. Şizofreninin dediğim gibi hem düşünce alanında, hem algı alanında, hem işte bilişsel, yani zekasını, aklını kullanabilme yeterliliği alanında, çeşitli alanlarda problemler çıktığı için hepsiyle ilgili belirtilerin olduğunu, aslında daha hani belki de sendrom diyebileceğimiz farklı farklı biçimlerinin görülebileceği bir rahatsızlık türü. Böyle de gün içerisinde bir soru gelmişti. Belki bir, evet, açılım sağlayabilir. İlk çocuğu hastanede doğum sırasında vefat etmiş. Evet. Bunu kendisi de biliyor. Aradan çok zaman geçmiş. Sonra bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. İlk çocuğu erkek çocuğuydu. Yanlış hatırlamıyorsam gün içinde mesajla gelmişti. Bir problem yok. Fakat zaman içerisinde buna benzer, henüz teşhisi almamış ama bir hastalık ortaya çıkmış. Ve o kişi annesini sürekli, kendi çocuğunu aslında hastanede çaldıklarını, aslında o çocuğun oğlun işte ölmediğini, işte kızına söyledikleri, onu yaşadığını, onu işte şunların aslında çalmış olabileceğini, kendisinin sesini duyduğunu, işte yukarı mahallede yaşadığını filan gibi durumlar söylüyor ama artık ikna edilemez duruma geldi. Ne yapmak gerekir diye soruyorlardı. Ben de bugün izlemelerini onların rica etmiştim. Anladım. Yani bu duruma yakın bir soru mudur efendim? Yani şimdi bir böyle biraz daha bu organize gibi, düzenli gibi görünüyor. O yüzden bir ayırıcı tanıya gitmek gerekir. Burada bu bir şizofreni mi, yoksa bir sanrılı bozukluk dediğimiz daha böyle kişinin sadece hezeyan düzeyinde takıntısının olduğu ama işte diğer algı gibi alanlarda bir şeylerin fazlaca olmadığı veya sosyal uyumunun çok fazla bozulmadığı bir hastalık türü daha var. Onunla biraz karışabilir. Aslına bakarsanız tabii bu bir sorun ve hekimle karşılaşması gerekiyor. Yani her şeyden önce bu hastanın bir psikiyatristle karşılaşıp işte ayırıcı tanıya gitmek gerekir. Ondan sonra belki şizofreni dersek, şizofreni yönünde tedaviye ilerlemek, başka bir rahatsızlık düşünürsek. Çünkü birbirine aslında benzeyen, yakın başka rahatsızlıklar da var. Karışan durumlar da var. Evet. Benzer durumlar da var galiba. Taklit, evet, eden durumlar da var. Bunu ancak bir klinisyenin, evet, bir hekimin ayırması, evet, mümkün değil. Testlerden mi faydalanabiliriz? Yani hasta tam belki daha tablo oturmamış. Şu anlattığınız oturmuş gibi de ne bileyim bir Rocha mesela bir şekil testi gibi hani biliniyor genellikle. Oradan böyle devam edelim o zaman. Evet. İhsan Bey'den onu dinleyelim. Yani böyle bir durumda, hı-hı, ben size şizofreniye giden yolun işaretlerini biraz daha açmanızı rica edeceğim. Seyircilerimiz buna yönelik mesajlar gönderiyorlar şu anda Facebook üzerinden. Onları soracağım ama belki haberden sonraya gerekirse dönelim. Bu testlerle neyi test aslında yakalamaya çalışıyoruz? Neyi netleştirmeye çalışıyoruz? Hekim o testi sizden neden ister ve siz neyi ararsınız o testte? Hastanın o andaki mevcut klinik durumunun belirlenmesi. Yani bir cümleyi özetleyecek olursak, yani hastalık hangi boyutta,
Cenk Bey'in dediği gibi düşünce alanında, duygusal alanında, davranış alanındaki bozukluklar ne derece, hangi seviyede bozulmuş, nereye kadar bozulmuş, dış dünyayla ilgili değerlendirmeleri, hani gerçeği değerlendirme dediğimiz, realiteyi değerlendirme dediğimiz olay var mı? Varsa ne boyutta? Çünkü şizofrenin özelliklerden bir tanesi dış dünyayla olan bağlantısının yavaş yavaş koparak kendisi iç dünyasında ayrı bir dünya içerisinde hayata bakışı, insanları, olayları değerlendirişi, o hezeyan dediğimiz, sanrılı bozukluk dediğimiz görsel, işitsel, algısal yanılgıların hepsi tabii bunların içerisinde. Örnek verilen Rorschach testi de projektif test dediğimiz kişinin iç dünyasını algılamaya yönelik belirli şekiller gösterilerek kişinin o şekillere getirdiği yorumlardan onun o andaki klinik durumunu, hastalığının hangi boyutlarda ne yönde ilerlediğinin farkına varılıp ondan sonraki tedavi kısmının da ne gibi bir müdahale edeceğimizin kararını vermede bize büyük bir destek sağlıyor. Evet, ayrıştı dediğimiz olay ve tedavinin var. Hangi yönde gideceğine ilişkin evet. Hekim kendi bulgularıyla bunu destekliyor gibi bir durum çıkardı. Tabii bunu bir rapor haline getirip sunup bundan sonraki süreçte tedavi sürecinde neler yapılması gerektiğinde psikiyatrist arkadaşlara da yol gösterici olabiliyor. Evet. Beraber çalışmanın da galiba tabii bu tarz getirileri evet. Var değil mi? Birlikte çalışıyor olmanız önemli. Doktor Bey, hani habere geçeceğiz, birkaç dakikamız var ama bir seyircimiz demiş ki Rabia Hanım iyi akşamlar dilemiş, bizden de selamlar. Çevresel hangi etkenler şizofrenide etkili ve bu hastalığa nedendir acaba diyor. İyi bir şey bu, iyi bir konu aslında. Şöyle işte askere gitti, hastalandı. Amcası öldü, ondan sonra hastalandı. İşte ya da bu tuz çok korkutuldu. Ya da çok böyle baskılı İşte bir gün biz çok karanlıkta kaldı. İşte ondan sonra oldu falan. Bu çevresel nedenler sayamayacağımız kadar çok aslında. Yani herhangi bir stresör ne olursa olsun o kişi için stres olabilecek. Yani kim insan için karanlıkta bir odada kalmak normaldir de bir başkası için ciddi bir sıkıntıdır. O örneğin şizofreniyi tetiklemiş olabilir ama o başlatandır fakat neden değildir yani. Bu herkes için geçerli mi yoksa bir zeminde bir yatkınlık ya da bir, tabii şimdi bir şey bu, olmalı mı efendim? Çoklu bir nedeni var evet. Şizofreninin yani genetik önemli ama her işte amcası babası şizofren olan şizofren olacak anlamına gelmesin bu konuşmam. Genetik önemli, çevresel faktörler oldukça önemli. Bir de tabii bu şizofreninin artık geçmişten gelen yani doğum sonrasında daha ilk bebeklik hemen embriyonun oluşmasından başlayarak bir acaba yatkınlık var mı diye bugün için kabul gören araştırmalar, teoriler diyelim tam olarak kanıtlanmadı çünkü bu tür yaklaşımlar var. O yüzden hani çevresel şartlardan şundan koruyalım hasta olmasın, bundan koruyalım hasta olmasın diyebilmemiz mümkün değil. Bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çok etiyolojiyi böyle şu an için açıkçası ne biz ne dünyadaki diğer psikiyatristler birebir bilir pozisyonda değiliz. Bu hastalık hali hazırda bir miktar gizemini tam olarak ne şekilde oluştuğunu saklar durumda. Önümüzdeki yıllarda işte daha bilimsel anlamda, tıbbi anlamda ilerlemeler oldukça daha da netleşeceğini düşünüyorum ben. Tabii kongrelerde galiba tartışılan, yayınlar yapılan üzerinde değil mi? Denemeler daha doğrusu işte klinik bulguların bir araya getirildiği bir çalışmalar, hastalık evet. Diyebiliriz galiba. Şimdi habere gideceğiz ama şunu söyleyelim mi haber arası vermeden evvel? Tedavisinde korkulmamalı mı? Yani tedavisi eskisi gibi değil. Yani biraz tedaviyle ilgili gönüllere su serpen bir iki cümle alırsak sevinirim. Yani o hiç tedavi edilmiyor. Sadece kontrol altına alınıyor. Kimseyle görüştürmemek gerekir. Şizofren olduysa tamam bitti hayatı kaydı gibi cümleler kuranlar oluyor. Biraz onlarla ilgili bir iki cümle söyleyerek habere gidelim. Şimdi tabii bunun en önemli nedenlerinden birisi eskiden en azından şimdi şizofrenin tedavisinde öncelik hali hazırda ilaçlarda. Yani ilaç tedavisi ilk planda ve eski ilaçlar daha yan etkileri fazla olan, daha
az spesifik, daha böyle hedefe, tam hedefe yönelmeyen ve beraberinde bir takım yan etkileriyle gelen ilaçlardı. İşte içiyor ilacı, ondan sonra robot gibi oluyor. İşte içiyor ilacı, bütün gün uyuyor. İşte şöyle oluyor gibi bir takım, yani öyle de görünüyordu hastalar. Dolayısıyla bundan bir kaçış vardı. İlaç kullanmak istemiyordu. Zaten hastanın biraz önce İhsan Bey'in söylediği gibi bir içgörü sorunu var. Yani kendisi rahatsızlığının farkında değil. O yüzden tedavi konusunda bugün ilaçlar çok ilerledi. Her şey daha gelişmiş vaziyette. O kadar korkulacak bir durum değil yani. Peki, ilaçları biraz daha konuşacağız. Psikososyal etkenleri ve risk faktörlerini haberlerden sonra konuşmayı düşünüyoruz. Canlı bağlantılarımız olacak. Şimdi haberlerimizi dinliyoruz. Ülke TV Haber Merkezi'ne bağlanmak üzere. Biraz sonra bekliyoruz efendim yine. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Haberleri izlerken biz burada bir pasta merasimi de yaptık. Arkadaşımız, stajyer bir arkadaşımızın doğum günü. Aynı zamanda galiba Fatih Bey'in, psikolog Ahmet Bey'di değil mi? Evet. Sağ olsun, evet. Bize ikramda bulundu. Önümüzdeki hafta psikolojik destekli diyeti konuşacağız. O bakımdan konuyu daha iyi anlayabilmemiz ve sunabilmemiz için bugün bir uygulama. Güncel bir şey oldu o zaman. Evet. Yapmış olduk peki. Sevgili seyirciler, haberlerimizden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli ve ağır bir konu. O bakımdan biraz da yumuşatmaya çalıştım az evvelki durumumuzu paylaşarak. Seyircilerimizden sorular gelmeye başladı. Canlı bağlantılarımıza birazdan başlayacağız. Mail sorularınızı ve Facebook sorularınızı da uzmanlarımız cevaplandıracaklar. Az sonra kendilerini takdim edeceğim. Hatta dilerseniz Cenk Bey, buradan devam edelim. Ve sizin şizofreni hastalıkları eskiden acaba nasıl görülüyordu? Zaman zaman toplumda gördüğümüz hangi figürler onlara yatkın? Ya da bu konuda bize söyleyebileceğiniz evet. Orijinal şeyler mutlaka var. Dilerseniz oradan başlayalım. Ben bir iki soruyla ardından sürdüreceğim. Tamam. Şimdi tabii hastalık öncesi kişilik ya da hastalık öncesi bir profilden söz edelim. Çünkü erken teşhis konusunda bu hem aileleri hem toplumu bilgilendirmek açısından konumuzla daha da ilgili. Şimdi şizofrenik hastalar hastalık öncesinde genellikle sessiz, arkadaşı az, yalnızlığı seven, tuhaf, güvensiz kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ailelerin özellikle çocuklarının hastalık başlamadan önce genellikle kendisini çalışmaya veren, çok çalışan, yani yanlış anlaşılmasın, şimdi üniversite sınavı işte herkes çok çalışıyor ama çalışmayalım hani, gibi bir mesaj çıkmasın içerisinden. Yani daha çok zamanı çalışmakla geçiren, sessiz, uyumlu ve arkadaşsız oldukları, yani daha böyle nispeten izole, nispeten yalnız kalan çocuklar veya kişiler diyelim oldukları yönünde bir bilgi var. Yani bunu bir paylaşalım ama hani benim çocuğum da sessiz, benimkisi de, yani her kişilik özelliği bu şekilde olan çocuk şizofren hastası adayı değildir. Ama böyle bir şey varsa ya da bunlar ilerliyorsa, yani o sessizlik biraz önce psikolog beyin de söylediği gibi o sessizlik kendisine daha döner, iyice içine kapanır, artık hemen hemen hiçbir şeyle, eski yaptığı şeylerle ilgilenmez gibi bir yola gidiyorsa, o zaman elbette ki uyanık olmamız lazım. Ama erken teşhiste dediğim gibi bu önceki kişilik özellikleri biraz önce saydığım bizim için önemli, uyanık olmak açısından. Çünkü hastayı sonuç olarak yakınları hekime getiriyor. Bu hastalar kendi rahatsızlıklarının farkına varıp da ben doktora gideyim, bende bir değişiklik oldu diyebilecek cinsten hastalar değil. İçgörüleri yok, kendi rahatsızlıklarının farkında hiçbir zaman olamıyorlar. Siz yıllarca askeri hekimlik yaptınız. Evet. Hani askeriyeden katılan emekli bir hekim konum olarak buradasınız. Ailelerden zaman zaman şöyle şeyler geliyor. Çok yoğun baskı ya da stres baskısı sonrasında oluyor. Ya da çocuğum işte hekimlik sınavına hazırlanıyor da uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Çok yoğun dönemden sonra kendini kapattı çünkü o zaman belli de olmuyor. 3 ay sonra çok ciddi bir sınav var. Evet. Mutlaka başarılması gerekiyor. Hayat memat meselesi gibi. Ya da diyelim ki çatışmaya giriliyor. Pek çok işte arkadaşını işte kucağında hani şehit olduğunu görüyor ya da
başarmak üzere bazı zorluklara gidiliyor. Diyelim ki günlerce tatbikatlar yapılabiliyor. Yani bu tarz hem durumlardan sonra oldu gibi cümleler kuruluyor. Buna benzer sorular da var. Bu sizi temas etmiştiniz aslında. Biraz daha orayı açmanızı anladım. Rica edeceğim. Şimdi tabii erken yaşta başlayan bir rahatsızlık. Konuştuğumuz konuların hepsi de o yaşlara ait durumlar nedir? Askerlik, üniversite sınavı. İşte şimdi çok daha fazla sınavlar var. Yani sınav dönemi diyelim isterseniz. Evet. Sınav yaşları, evlilik. Hepsi stres puanının yüksek olduğu durumlar. Hem yaşın uyması, hem hakikaten sizin söylediğiniz gibi çok ciddi travmalarla kişinin hiç ailesinden ayrılmamış. İşte İstanbul'dan kalkıyor, işte çok uzak bir yere, bir asker ocağına bir yere gidiyor. Orada günlerce sahrada, evet, dağda, yani dağda, gidiyor. Bayırda geziyor. İşte eskiden çok böyle belki de annesi babası tarafından pamuklar içinde büyütülmüş olan birisi. Orada bir anda bambaşka bir ortamın içine düşüyor. Her şey sorumluluklar üzerine biniyor. Hiçbir şey olmasa tüfeğinin sorumluluğu üzerinde falan. Dolayısıyla o ortamlarda bu gibi rahatsızlıkların çıkması çok daha kolay oluyor. Ama biraz önce de dedim, o yani gitti hasta oldu, evlendi hasta oldu, sınava hazırlandı hasta oldu demek mümkün değil. Diğer genetik yatkınlık gibi, işte çocukluk çağından itibaren karşılaşmış olduğu çeşitli travmalar, yani 10 yaşında bir kayıpla karşılaşmış, işte çok ciddi bir kazaya şahit olmuş gibi yani, veya nörolojik yönden, beyin yapısı yönünden biraz önce anlatmış olduğum gelişimsel aşamalarda bir yerde bir tıkanıklık, bir yerde bir yanlış yola sapma olduğunda hepsi bir araya geliyor ve ondan sonra bir şizofreni rahatsızlığı oluşuyor. Ama tekrar altını çizelim, tedavisi olan bir rahatsızlık, erken teşhiste oldukça önemli. Herkesin uyanık olup bir şeyler değişti, bir anormallik var, biz bununla ilgilenelim demesi gerekiyor. Damgalanmaktan korkuyorlar genellikle, hem aileler hem de bir yerde biraz kendisinden bir şey hisseden gidiyormuş gibi. İlk başlarda çünkü böyle bir sanki bir şey kötüye gidiyor gibi bir his de oluşabilir hastanın kendisinde, böyle bir huzursuzluk gibi. O aşamada bile aslında doktora ulaşılsa çok daha hayırlı olur açıkçası. Evet. Böyle bir uyanık olma gerekliliği erken var. Erken teşhisin faydası olduğunu, evet, %100 söylüyorsunuz. %100 ama, bunu anlayabiliyoruz. Yani çok önemli o. Evet. Mutlaka ve mutlaka erken teşhis. Evet. Seyircilerimizin sorularından da bunu anlamak mümkün. Yani nasıl gittiği, nasıl belirtilen, nasıl farkına varılabileceği konusunda seyircilerimiz soruyorlar. Mesela bu yaş meselesi de yine dikkatle sorulan sorulardan birisi. İşaret ettiniz ama İhsan Bey'den bunu da sorarak geçiş yapmak istiyorum. Hasan Bey'in sorusu, selamlamış sizi, ailece izlediklerini ifade etmişler Hasan Sevinç. Konuklarınıza da iyi geceler. Şizofreniye yakalanmanın belirli bir yaşı var mı? Biz hani gençlik yaşı diyoruz ama mutlaka o yaşta mı olur? Galiba Hasan Bey dostumuz bunu soruyor. İhsan Bey, sizden buna bir cevap alayım. Bir de ilk işaretleri neler olabilir? Mesela ona aslında işaret ettiniz ama biraz daha oraya açalım. Başlamıştık detaylı bir şekilde, evet, onu devam da ettirebiliriz. Lütfen. İlk sorunuzda bir eksiklik vardı. Bu verdiğimiz arada ben onun farkına vardım. Ailenin ve çevresinin bir taraftan korku, bir taraftan da ilgi, evet, birlikte bir duygu içerisinde hastasına yaklaştığını. İlgi kısmını işledik. Korku kısmıyla ilgili bir cümleyle bir tespit yapacak olursak, yapılan istatistiklere göre şizofreni hastalarının kendi dışındaki insanlara verdiği zarar oranıyla normal popülasyondaki normal insanların diğer insanlara verdiği zarar oranı arasında hiçbir fark yok. Yani şizofreni insan işte tehlikelidir, evet, saldırgandır şunlar. O konuda biraz kötü şöhret bulmuş bir hastalık, evet, olduğu için bunu, evet, galiba, evet, biraz açarak söylemek lazım. Girişte hani korkulan, evet, evet, bilinmemezlikten, evet, kaynaklanan bir korku. Tabii, zaten medya falan bu. Bunu zaten tabii, hani, evet, film diyelim isterseniz. Hı-hı.
Hani bütün filmlerde bir hasta var. O hasta işte herkesi öldürüyor. Böyle böyle bir sürü şeyler. Hani özellikle Amerikan sineması diyebiliriz. Yavaş yavaş bizde de öyle örnekleri çıkıyor. Bir akıl hastanesinde geçiyor falan. Yani ben açıkçası hiç öyle bir şey görmedim. Evet. Yıllarca hani yıllardan beri klinik yapıyorsunuz. Yani bir klinikten birisi çıkıp da işte o sırayla herkesi falan öldürüp böyle bir şey hiç karşılaşmadım. Tabii örnekleri var elbette ama hani o kadar yaygın. Hani işte hepsi böyleymiş gibi. O uygun bir şey değil yani. Evet. Oradan da böyle bir kötü bir imaj aslında oluşuyor. Filmin kurguları o yönde belki dikkat çekmek, seyirci toparlamak adına. Galiba bir cinayet işlendiğinde bu cinayeti normal biçimde yani gazeteye gazetesine vermek mümkün olmaz. Evet. Şizofren bir hasta işte eşini doğradı dediğiniz zaman bunu geçirdi. Deyince biraz daha kolay oluyor galiba. Yani şu anda yüz binlerce hasta var. Hiçbir cinayet geçirmeden çok sağlıklı bir şekilde bizler gibi yaşıyorlar. Ama aralarından bir tanesi normal sağlıklı bir insanmış, insan olarak nasıl bir olaya karışıyorsa, şizofren bir kişi karıştığı zaman o puntolarda işte şizofreni kesti, işte doğradı gibi böyle hakikaten büyük, abartılı büyük haber bir şekilde olabiliyor maalesef. Peki toparlarsanız daha doğrusu o bir netli cümlenizi bitirseniz. Belirtilerle ilgili kısımlarını işte ilgi alanların azalmasından bahsettik. Patolojik bir şekilde belli alanlara yönelme, dini konulara aşırı normalin dışında yönelme, cinsel konulara aynı şekilde çok fazla meşgul olma, iştah azalması, normal rutin günlük yediği iştahında değişiklik, alınganlık, eskiden hiç tepki vermediği olaylar çok çabuk tepki verme, çabuk sinirlenme şeklinde olabiliyor. Küçücük şeylere. O sinirlenmeler hani öfkelenim. Böyle patlamalar şeklinde mi? Tabii, böyle tabii. Çok olması gereken sinirlenmeden daha büyük daha fazla. Yani. Artı onun kişilik özelliğine ters olması burada daha çok. Evet. Eskiden sinirlenmediği şeyler artık sinirlenir hale gelebiliyor. Başkalarına veya kendine zarar verme düşüncesi oluşabiliyor. Kendi bakımında, öz bakımında gerileme oluyor. Eskiden titiz, kılık kıyafetine özen gösteren, yatağını tertipli bir şekilde yapan, dişini fırçalayan, öz bakımını yapan, banyosunu düzenli bir şekilde yapabilen bir kişiye bakıyoruz artık. Kılık kıyafetine dikkat etmez hale geliyor. Haftalarca banyo yapmaz hale gelebiliyor. Artık yani kokuyor diyeceğimiz vaziyete geldiği halde dışarıya hiç uygun olmayan kıyafetlerle çıkabiliyor. Toplumun da kabul edemeyeceği kıyafetlerle. Alkol içmeye başlayabiliyor mesela. Hayatınca alkol içmemiş, 5 vakit namaz kılan bir insanı alkol içerken görebiliyoruz. Bir taraftan dinine aşırı yöneliyor, bir taraftan da alkolünü alabiliyor. Yani dünya görüşüne, paradigmasına ters bir durum var. Tamamen ters. Yani ben eşimden böyle bir şey söyleseler hayatta beklemezdim diyebiliyor eşi. Ama bu süreç içerisinde görülebiliyor. Sık sık tartışmalara da girebiliyor. Yani bunlar temel kişinin günlük yaşantısında. Yani listeyi özetlersek şu cümleyi de bitirebiliriz. Kişinin normal yaşantısında, günlük hayatında rutin bir şekilde yaptığı davranışlar, konuşmalar, ilişkiler, düşüncelerindeki bütün farklılıkların hepsini aynı poda değerlendirebiliriz. Yani buradaki olay değişim. Kişinin normal hayatında gözle görülür, bariz bir şekilde ve beklenmedik bir şekilde bir takım değişimler oluyor ve süreç ilerledikçe bunun sıklığı ve şiddeti artarak devam edebiliyor. Çok iyi sorular var. Bunları da size mutlaka yönetmek istiyorum. Hem sayfa üzerinde seyircilerimiz konuyu kendi aralarında tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirme de yapılıyor. Aynı zamanda teşekkürlerini ileten, selamlayan seyircilerimiz var. Onların tümüne çok teşekkür ederiz. Buradan hepsini zikretmek ne yazık ki şu an itibariyle mümkün değil. Bu soruların tümünü de soracağım. Anlaşılan ben kendi sorularımdan vazgeçmek durumunda kalacağım ama erken teşhis ve konunun ciddiyeti bakımından seyircilerimiz konuyu anlamışlar ve çok da güzel yerinde sorular soruyorlar. Bu harika. Tümünü yönelteceğim. Önce telefonları alalım tabii, daha fazla bekletmeyelim. Tekirdağ'dan ilk konuğum. Efendim merhaba. Merhaba. İyi geceler sayın değerli hocalarım. Benim yeğenim şizofren, lise 2'de oldu. Yaklaşıyordu. Teyzeciğim sen erkeklerle tokalaşıyorsun, günaha giriyorsun. Annem tokalaşıyor, düğünde oynuyor. Çok günaha giriyorsun. Bir gün bana geldiler. Tesadüfen çocuk odasına girdiğimde baktım bir cübbe giymiş. Bir hoca sarığı başında, arkasında kuyruk gibi bir şey.
Ben böyle bir şok oldum. Ne yapıyorsun dedim, çektim onu. Ya, namaz kılıyorum, siz hepiniz gavursunuz dedi. Niçin oğlum dedim, böyle giymekle mi namaz kılınır bir tanem dedim. Biz hepimiz yapıyoruz ama senin gibi değil bir tanem dedim. Hayır dedi. O anda başladı şeye, annesi o zaman benim onu hastaneye götürmem için geldiğini söyledi ama o bilmiyordu. Fakat ondan sonra ben götürdüm kendisini, babası asker. Hastalığını asla, sayın hocalarım, çok korkuyorum kardeşimi öldürecek diye. Kaç yaşında şu anda? Kardeşimi deviyor, tekmeliyor, balgamlı tükürükler. Beli iki kat oldu, çok genç kendisi, iki kardeşiz. Ve korkuyorum, hiç uyumuyor. Sabah 7'ye kadar kardeşimi oturtturuyormuş. Seni öldüreceğim, kulağıma şeyler geliyor. İşte anneni böyle yap, anneni şöyle yap, ablacım diyor, en büyük düşmanı benim, ben ne yaptım, benim hayatım bitti diyor, lise 2'den beri diyor. Lise 2'den beri sayın hocalarım. Şu anda kaç yaşında? Şu anda tedavi oluyor fakat biz hiçbir netice alamadık. Demirli yerlerde bile yattı. Ben baktım ona, aile olarak doktorları istemedi anneyi babayı. Ben kendisi altına yattı, balgamlar, böyle sümükleri, o bütün şeyler akıyordu. Ben baktım 4 ay onu. Ondan sonra biraz düzelir gibi oldu. Şimdi feci şekilde odaya kapattı kendini. Kimseyi istemiyor. Gelenler beni konuşuyor. Geçen gün camları indirmiş, bütün kurban kesilmiş gibi bütün yerler. Kardeşim aklını oynatacak böyle, o kadar korkmuş. Babayla kalkmışlar birbirlerine, baba kabullenmediği için yırtmışlar gömlekleri, asker kendisi. Peki ben konuyu anladım, uzmanlarımdan notlarını aldılar sanırım. Nasıl, bir özetlediniz. Şimdi doktora gitmiyor, ne olur bize yardımcı peki, olun peki nasıl efendim. Götürelim onu, biz hiç göremiyoruz, 4 aydır odadan çıkmıyor. Peki hep efendim. Kardeşimi deviyor, ne olur yardımcı olun peki, ne olur peki. Yalvarıyorum. Peki efendim, soracağım uzmanlarımıza nasıl yapılabilir, tedaviye nasıl ikna edilebilir, nasıl getirilebilir, onu soracağım. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam Cuma günü de psikiyatrik acilleri konuşacağız ve nasıl müdahale edildiği konusunu acil uzmanlarıyla da konuşacağım. Bugün uzmanlarımızdan cevap isteyeceğim ama haftayı da lütfen kaçırmayın. İstanbul'dan bir konuğum var şimdi. Efendim merhaba. Merhabalar, iyi geceler. Teşekkürler. Dinleyelim sizi. Not alıyor konuklarım. Öncelikle ben kardeşimin karşılaştığı bir sıkıntıyı aktarmak istiyorum. Kardeşim zor bir üniversitede okuyor ve bu bölümünden dolayı okulunu uzattı. Uzattığı süreçte de biz az önce sizlerin ifade ettiği belirtilerin birçok parametrelerini kendisinde gördük. Ve ben eminim ki bu programı izleyen birçok insan da bu parametrelerin değişik versiyonlarını kendi rahatsız olan arkadaşlarında, kardeşlerinde görmektedir. Benim şu noktada size sormak istediğim şey şu. Erken teşhis diye belirtiyorsunuz. Erken teşhisin gerçekten bir süresi var mı? Örneğin ben kardeşimi kendi içinden gelen bir ses sayesinde kendini öldürmesi gerektiğini inandığı bir pozisyonda intihara meyilliyken tekrar hayata döndürme imkanı bulabildik. O pozisyondan sonra ben hastalığı tanıma imkanımı buldu ve bu halini daha sonra kendisine sorduğumda 3 aydır 4 aydır devam ettiğini söyledi. 3-4 aylık ya da genişlettiğim 6 aylık bir periyot erken teşhis için geç kalınmış bir periyot mudur? Önce bunu sormak istiyorum. Evet. İkincisi, ben sizleri dinlerken hastalığı daha yakından tanıma imkanı buluyorum. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz çünkü bir insanın hani kolu kırılsa gidebileceği yer bellidir. Ama bu tür bir rahatsızlık başına geldiği zaman bunu nereye gideceğini ancak bu tarz programlar sayesinde öğrenebiliyor. Bunların devam etmesini diliyorum. Bunun belirtmemdeki amaç şuydu. Bir an bu programı dinliyorum ve hastalık hakkında bilgi sahibi oluyorum. Aynı şekilde kardeşimin programları seyretmesi ve hastalığını tanıması tedavisi için faydalı mı olur, zararlı mı olur? Bunun cevabını öğrenmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Çok önemli bir sorunuz. Bir şey daha izninizle denk gelmişken sormak istiyorum. İlaç kullanımından bahsediyoruz. Bu ilaç kullanımı ve beni hani sizde tedirgin ettiği gibi bu süreklilik arz edecek mi? Yani ömür boyu kullanacak mı? Kardeşimin önünde bir askerlik engeli var.
Evet. Askere gittiği zaman bu tekrar tetiklenir mi? Askerlik yapması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bir de bunların cevabını verirseniz sevinirim. Ben oradaki doktorlarıma saygılarımı sunuyorum. İyi günler, iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi tabii bu ilacın sürekli kullanılma meselesini sıkça soruyorsunuz. Gelen sorularda bu var. Bir de bir kısım seyircilerimiz ilacı kullanıyorum diyor ama kullanıp kullanmadığında tereddütlerimiz var diyor. Yani hekimler tedavi uyguladığı halde istedikleri sonucu alamadığından yakınan aileler ilaç konusunda nelere dikkat etmesi gerekir? Galiba onu da konuşmak gerekir. Kimi seyircilerimizin birlikte seyrettiklerini ifade eden seyircilerimiz var. Ailece şu anda izleniyor. Hatta Uğur Kınık selamlar göndermiş. İlk Tohum Dergisi'nin sorumlu arkadaşlarından. Galiba o ekip de bizi aynı zamanda izliyorlar. Daha evvel bir gezilerine katılmıştım. Çok teşekkür ederim. İki önemli soru aslında. Tam da konuyla ilgili. Buyurun efendim. Şimdi önce Tekirdağ'dan arayan hastamızın, daha doğrusu hastası olan yakını teyzeydi sanıyorum. Şimdi o biraz ağır bir tabloya benziyor. Şu an anlayabildiğim kadarıyla çeşitli tedaviler görülmüş ama işte hastanede de yatılmış. Fakat şu an sanıyorum hasta ilacı reddediyor. Yani ilaç kullanmadığını düşünüyorum. Çünkü 4 aydan beri odasına kapanmış vaziyette. Evet. Şimdi bu hasta artık psikiyatrik... Bir iletişimi kesmiş galiba, evet, değil yani, mi? Kimseyle bir yani bir süre artık üzerinden geçmiş rahatsızlığın. Tam öğrenemedik yaşını ama sanıyorum lise 2'den herhalde bir yıl bazında zamanlar geçmiş. Yani 3-5 yıl olduğunu tedavi tahmin ediyorum. Tedavi de gördüğünü anlattığında sanki yoğunlaşmış, evet, odasına kapanmış. Son 4 aydır da yoğunlaşmış. Yani şu aşamada o hastayı ikna ederek ya da işte ne bileyim gel sen rahatsızsın falan diyerek hastaneye götürebilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Böyle durumlarda şöyle bir psikiyatrik acil dediğimiz bir durum. Örneğin bir bu konuda bir ambulans hizmeti söz konusu olabilir. Evet. Bir hastane bizim, yani alışıdan müdahalesi de profesyonel olabilir. Profesyonel şekilde alınabilecek bir psikiyatri ambulansıyla bu hasta ekibiyle beraber hekim işte güvenliği sağlayacak personel tabii ki ailenin onayıyla bulunduğu yerden burası neresi olursa olsun alınıp hastaneye götürülebilir. Hem kişi kendine zarar vermez hem çevresine bir travma da, travmatize de olmaz. Tabii yani galiba. O personel bu işe hazırlıklı, alışkın, eğitimli olduğu için bu işi kolayca yapabilir. O bölgedeki zaten böyle bir durumda kolluk kuvvetinden de destek alınır. İkisi birden bu hizmeti vererek hasta hastaneye alınmalı. Yoksa bu hasta içeride hiçbir şekilde yani kendiliğinden ne ilacı kullanır, ne çıkar, iyileşir. Yani dediğim gibi şizofrenide ilaç tedavisi çok önemli ve şu an hasta sanıyorum ilaçsız. Zaten taşkınlığı var. İşte çevresine hezeyanları doğrultusunda muhtemelen işte sizler şöylesiniz, böylesiniz diyerek onları kendi kafasındaki düşüncelere göre cezalandırmaya çalışıyor. En kısa zamanda yani bu hasta işte biraz önce konuştuk hani hiç görmedim yapmadım ama hem kendisine hem de çevresine kendi yaşadığı o kurguladığı dünya nedeniyle bir zarar verebilir. O yüzden bu hasta bir acil durum, onun en kısa zamanda alınması gerekiyor. Peki. İstanbul'dan arayan seyircimiz içinde. Onun çeşitli soruları vardı. Şimdi birkaç aylık bir süre içinde hastalığın varlığı konusunda bir fikir sahibi olunabilir ama bizim DSM-4 dediğimiz rahatsızlıkları hep bütün dünya üzerinde benzer bulgularla tanımlayabilmek için kullandığımız bir kitap var. Yani bir bu belirtiler kitabı var. Buna göre 6 aylık bir süre istiyoruz biz. Yani 6 aylık bir sürede bir şizofreni rahatsızlığını teşhis etmek için o 6 aylık süreyi ve tabii bulgularıyla, belirtileriyle beraber yani fena değil. Onun söylediği zamanda anlamış olması gayet normal hastalığın oturuşuyla uygun. Şimdi hastalar bu programı izlerse ne kadar uygun olur? Şimdi çok yani Tekirdağ'dan algılayabilirler evet, mi? Evet, Tekirdağ'dan yani? Arayan seyircimizin hastası bu programı izleyemez, izlese de algılayamaz, algılasa da bir sonuca varmaz. Ama böyle bir prodrom dediğimiz hastalığın daha başlangıç
aşamalarındaki bir hasta ailesiyle beraber bunu izleyerek tam da böyle rahatsızlık oturmadan bundan faydalanabilir. Böyle bir bilgilenme, hekime ulaşma konusunda faydalı olabilir. Ya da şu an tedavisini görmekte olan, oldukça iyileşmiş durumda olan bir hasta işte bir şekilde bak televizyon programında da anlatıyorlar benim böyle bir rahatsızlığım varmış diyebilir. Yine de tam bir içgörü yok ise tabii ki programdan alınacak fayda da sınırlı olacaktır. Dediğim gibi hastanın seviyesine, bulunduğu noktaya göre izlenmez diye bir şey yok. Yani elbette ki izlenebilir. Bu bir zarar verici bir şey değil elbette ki. Yani nasıl bir grip programını izleyebiliyorsa hastalar bunu da bir karaciğer hastalıkları ilgili bunu da izleyebilirler. Askerlik meselesi o şey bir şey yani çok net bir durum. Mutlaka bu hastanın tedavileri vardır. İşte gittiği hekimler, belki aldığı raporlar, ilaç raporları, şunlar bunlar pek çok ellerinde bir takım birikimler oluşmuştur. Askerlik şubesine gittikleri takdirde işte muayene sırasında benim böyle bir rahatsızlığım var diye yakını ya da kendisi bunu ibraz ederse yani sözle de söyleyebilir. İlla bir şey de götürmesi gerekmez. O zaman yapılacak olan şey o hastanın bir askeri hastaneye sevk edilip oradaki hekim, sağlık kurulu gibi tetkikte bulunacak. Evet oradaki yani kendileri başka bir hastanede bunu halledemezler. Sadece ve sadece bu işle ilgili olarak askeri hastane yetkilidir. Ama kendi tedavileriyle ilgili var olan şeylerin de sunmaları onların yararına olur. Evet. Peki. İşin bir şey daha vardı onu da söyleyeyim mi? Hepsini not almıştım. O da ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu meselesi. Evet. Şimdi hastalar hastalıkları konusunda çok net olmadıkları, hasta olduklarını fazla kabul etmedikleri için ilaç kullanmamayı seçebilirler. Yeni ilaçlar daha az yan etkili olmasına rağmen yan etkilerinden rahatsız oluyor olabilirler. Ya da hasta olduğunu düşünebilir. Hasta olmadıklarını zaten düşünebilirler. Dolayısıyla ilaç kullanımı konusunda yakınlarının mutlaka gözetlemeleri yani onları gözlemeleri, alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekir. Hekim olarak ise bizim hem ilacı kullanıp kullanmadığını hem de ilacın ne seviyelerde kanda bulunduğunu, nasıl şu an yeterli mi olduğunu, tabii ki de kullanıp kullanmadığını da bu şekilde anlayabiliriz. Ölçebileceğimiz kanda ilaç düzeyini tespit edilebilecek merkezler var. Böyle bir olanak olan bir hastanede eğer bu takip edilirse biz kendi hastalarımız için bu fırsattan her zaman yararlanıyoruz. TDM diye sanırım. Evet. TDM ise, diyoruz. Kan düzeyi, ilaç kan düzeyi diye daha Türkçe ifade edebiliriz. Alınan kanın ne kadar, alınan ilacın kanda ne kadar bulunduğunu, ne kadar yararlılık gösterdiğini ölçmeye yarayan bir tetkik bu da. Aileler ilacı geliyor, yani ilgili kişiye veriyorlar. O da ilacı alıyor görünüyor aslında. Atabilir, tükürebilir. Hani ağzında dil altında tuttu. Tutar. Daha sonra işte bunları işte attı ya da işte saksılara falan sakladığı gibi şeyler hep duya geldiğimiz durumlar. Bunu artık çözmenin imkanı var. Çünkü var. İlaç kan düzeyinde ilacın etkisi ya da kullanıp kullanmadığını tespit ediyorsunuz. İhsan Bey. Hatta ilacı kullansa bile bazen etkisi olmayabiliyor değil mi Hüseyin? Evet tabii. Yani bazen de işte o kişinin genetik yapısı itibarıyla o ilaçla ilgili bir direnci diyelim yararlanmaması söz konusu olabilir. O da daha ileri bir tetkikle hastanın genetik yapısına bakarak ilaç hangi ilaçtan daha fazla faydalanabileceği, hangi ilacı alamaz halde olduğu ayırt edilerek ona göre tedavi planı da yapılabilir. İlaç değişikliği, doz değişikliği. Evet, doz, ilaç artırılabilir. Evet. Eğer fazlaca bazen de hasta ilacı siz normal dozda verdiğinizi düşünürsünüz. Bilinen dozlarda herkes bütün psikiyatristler tarafından uygun görülen dozlarda. Fakat o vücutta işte o ilacı hastanın işleyişiyle yani yıkışıyla, yıkımıyla hasta kullanıyor. Sonra tabii o ilaç yıkılıyor. Bir problem vardır ve hastanın kanında, vücudunda o ilaç birikir. Bu sefer tabii faydadan çok zarar getirecektir hastaya. Bu konular tabii ki önemli. Bunlar artık hani günümüzde bizim faydalanabildiğimiz, kullanabildiğimiz hem teşhis hem takip yöntemleri. O yüzden önemli imkanlar. Önemli. İhsan Bey buyurun. Telefonlarla ilgili soru var onlara da lütfen buyurun. Arayan iki seyircimiz de yakınları için aradı. Bir tanesi yeğeni için. Tekirdağ'dan arayan, diğeri de kardeşi için. Tekirdağ'dan yeğeni için arayan oradaki hastamız tabii durumu biraz daha şu anda tedavisiz kalmış, odasında kapalı şu haliyle iyileşmesi zor. İyileşmesi için tabii ki
müdahale edilmesi, odasından çıkarıp tedaviye alınması gerekiyor. Bunun için de Cenk Bey'in biraz önce anlattığı gibi profesyonel bir tedavi ekibinin, sağlık ekibinin kişiyi alıp yatışının, hastane yatışının sağlanması, orada tedavi olur. Doğru müdahale bakımından. Doğru bir müdahale. Hem kendine hem çevresine zarar verme riski var. Çünkü saldırganlıktan bahsediliyor burada. Hem o riskler tamamen ortadan kalır, hem de tedavi sürecine girmiş olur. Hastanede iyi bir tedavi sürecinden sonra dışarıda da ayaktan tedaviye devam edilebilir. Belirtilere baktığımızda biraz önce benim saydığım şizofrenik tabloda neler gelişiyor kısmı çok güzel örnekler vardı. Belli alanlara yoğunlaşma, ilgi alanları artma kısmında, özellikle dini alanlarla ilgili, işte siz hepiniz cehennemlisiniz, yanacaksınız, cübbe giyip odasına kapanması, namazlar kılması, mesela bunlar tipik hani normal bildiğimiz dindarlıkta, hani başkalarına bu tarz böyle yargılayıcı, saldırgan davranışları görmeyiz normalde. Olmaz. Değil mi? Daha dinin özüne güçlük, aykırı daha, zaten tabii ki. Toleranslı olması. Tabii hoşgörü gerekir. Dinde zaten hoşgörü evet. gerekir. Yani dinin yapısına da uygun değil. Ve dışarıya kapanma, o biraz önce belirtilerde de bahsettiğimiz artık gerileme, sosyal hayattan, aile ilişkilerinden, kendi ailesinden dahi tamamen kopup odasına kapanma örneğinin tipik bir örneğini verdi. Diğerinde de İstanbul'dan kardeşi için üniversite öğrencisi. Buradaki kısım belki biraz sonra anlatacağım kısmımla da ilgili. Televizyonda Cenk Bey de kısaca değindi, hani seyretmesi yararı olur mu olmaz mı, yararı olup olmaması hastalığın derecesiyle ilgili biraz. Hani konuyu anlayabilecek program dediğimiz o dönemle yakalamışsa ve algılayabilirse, çünkü zararı olmaz ve anlayabilirse yararı olur. Özellikle bizim tedavilerde hastanın hastalığının farkına varması, hastalığı hakkında bilgi sahibi olması, çok hastalığın tedavisinde hayati derecede önemli. İki yönlü biz bilgilendirme yapıyoruz. Bir tanesi aileye, bir tanesi hastanın kendisine. Hastanın kendisine kısmını psikoterapilerde, psikolog olarak psikoterapilerde farkına varma, içgörü kazandırma diyoruz biz buna. İhtiyacını ve galiba o andaki mental durumuna bağlı olarak tabii bunu yapıyorsunuz. Tabii ki. Şimdi hastaneye birinci örnekteki gibi tamamen dış dünyadan kopmuş, saldırgan, iletişim kurabilecek durumda olmayan bir kişiye müdahale ancak psikiyatrik anlamda olur. Öncelikle. Onun bir stabil hale gelmesi, duygu durumunun belli bir seviyeye inmesi ve tedavi ekibiyle iletişim kurabilecek seviyeye gelmesinden sonra psikoterapi süreci başlayabilir. Öncelikle tabii ki şizofrenide temel tedavi, Cenk Bey'in de söylediği gibi, ilaçtır. Evet, İlaçlarla belli bir seviyeye geldikten sonra da psikoterapi süreciyle bu iyilik, yakalanan iyilik halinin devamı ve taburcu olduktan sonra da yatan bir hastaysa yine psikoterapi artı ilaç tedavisi destekli bir şekilde kişinin alevlenme dediğimiz hastalıktaki belirtilerin ortaya çıkma riskini azaltarak kişinin hayatı boyunca sağlıklı bir şekilde yaşaması sürecinde iyi bir yol almış oluyoruz. Peki. Epeyce soru var. Biraz hızlı hızlı giderek zamanımızı değerlendirsek sevinirim. Çünkü bu konu galiba bir saatlerce konuşsak da aslında bitiremeyeceğimiz geniş kadar ayrıntısı konu. Olan değil mi? Detaylar çok olan bir konu. Şöyle demiş seyircimiz Ayşe Yüksel. Programınızı izliyorum. Bahsedildiğimi tam da bilmiyorum. Belli bir süreden sonra izlemeye başlamış seyircimiz. Çok merak ettiğim konu şu. Bizim cin görme inancımızla şizofreni arasında bir bağlantı var mı diye sormuş, teşekkürlerini iletmiş. Yine İlk Tohum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Kanık diyor ki şizofreni bir hastalık, %95'i de Müslüman olan ülkemizde görülüyor gibi bir durum. Yani böyle bir veri var mı bilemiyorum, belki kendi tespiti de olabilir. Şizofreni hastalığına cin çarpması adı veriliyor. İkisi farklı şeyler mi? Bu hususta acaba hocalarımız bizi bilgilendirebilirler mi? Galiba bunun ilk çıkış zamanlarında hani içine cin girdi, bunları yakmak gerekirdi. Akıl hastalarının tanımında kullanılan bir durum. Belki de adaşım bunu da soruyor olabilir. Kısaca ne diyebiliriz?
Şimdi sosyal anlamda, toplumsal anlamda, kültürel anlamda bir ayrım yapmıyor bu hastalık. Yani bugün işte ne bileyim Hindistan'da bir Hindu da şizofreni oluyor. İngiltere'de bir Hristiyan da, Türkiye'de bir Müslüman da. Fakat herkesin kendi kültürel yapısına, kendi dini inançlarına göre hastalıkla ilgili bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Hezeyanları farklı olabilir mi? Hezeyanları, biri kendini Mesih görürken birini Mehdi görüyor gibi mi? Elbette. Yani işte bir tanesi ben Armagedon'u başlatıyorum derken başka bir Hristiyan aleminde bizim hastalarımız ben işte Mehdi'yim diye karşımıza geliyor. Tamamen yani bizde duyulan ses örneğin algıyla ilgili işitsel varsanı dediğimiz cinler konuşuyor şeklinde değerlendirilirken bir Amerikalı işte hayaletlerin seslerini duyuyorum işte perilerin konuşmalarını duyuyorum gibi kendi kültürel inancındaki kültürel ve inanç dünyasındaki ögeleri kullanıyor. O yüzden çok böyle hani Müslümanlarda %95 çıkar diyemeyiz. Yani %0.15 ile 1 arasında bütün dünyada çıkan bir rahatsızlık. Cin çarpması tabii ben şimdi çok hani işin dini boyutuna fazlaca girmek istemiyorum. Peki, ama oraya girmeyeceksiniz ama bir soruyla onu bağlayayım. Ali Korkmaz, Muhammed Ali Korkmaz diyor ki selamlar iletmiş size. Bizi izliyormuş. Sorum şu, ben kendimi eskiden peygamber sanıyordum. Daha sonra tedavi gördüm ve şizofreni tanısı teşhisi konuldu. Şimdi şöyle düşünmeye başlamış seyircimiz. Ben eski peygamberlerin de benim gibi şizofreni hastası olduklarını düşünüyorum. Hocalarım bu konuda ne diyebilir? Yani sanıyla, yani hezeyanla gerçeğin birbirinden ayırt edilmiş olması gerekir. Birisi hakikaten kaşiftir, bir şeyi keşfetmiştir, bir şey ortaya koymuştur. Biri de kendini öyle sanıyordur. İkisi arasındaki farkı da anlamak gerekir galiba. Elbette ki. Şimdi tabii hani böyle bir şeyle, böyle bir söylemle ortaya çıkabilmemiz mümkün değil. İzleyicimizin hani şu an ben öyle hissettiysem o zaman acaba onlar da mı böyle hissetmişti diye bir düşünceye girmiş olması çok garip değil. Aslında yani kendi rahatsızlığı iyileşince onu böyle düşünüyor olması çok anormal görünmüyor ama aslında o yani rahatsızlığı nedeniyle hissettiklerini gerçekle halen karıştırıyor gibi görünüyor. Çünkü öbür konu işte kitabı var, milyonlarca inananı arkasına devam sistematiği ediyor. Var, evet, sistematiği var, bir mantığı bilgilerle var, bir dağınıklık yok. Sonuç olarak yani hani her şeyin kuralı ortaya konmuş, birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil, oturmuş, her şey uygun gibi görünüyor. Yani bir mantıkla çıkılmış ve o çıkışın arkasından da çeşitli yani küçük küçük büyümüş ve bir inanç topluluğu oluşmuş. Dolayısıyla hani bu hastamızın arkasından kimse o şekilde toplanamamış. Bu bir rahatsızlık ama diğerleri yani pek çok peygamber var gelmiş geçmiş olan. Özellikle dört büyük din yani bunların birbirine karıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Önemliydi. Buna bir cevap vermiş olun. Sizin katkınız var mı? Yoksa sorulara yani devam edeceğim. Sadece peygamberlik bazında değil. Yani meslek olarak da. Ben hatırlıyorum hastanede bir başhekimimiz yatmıştı. Başka bir hastanenin başhekimi tedavi amaçlı. Ben de psikoloğu da bendim hastanede. Yeni gelen bir hastayla tanışıyorlar. İşte ben başhekimim diyor. Diğeri tabii tabii diyor. Ben de belediye başkanıyım falan gibi böyle inanmadı başhekim olduğuna. Gerçekten de başhekim gibi tedavi oldu. Evet. Çıktı. Yani bu inanmama olayı dediği gibi değerlendirmeyle ilgili. O verdiğiniz önerdikteki kişi aslında kendi durumunu artık farkına varır hale gelmiş. Biraz önce söylediğimiz gibi. Yani şizofren kişi şizofren olduğunun farkına varmalı. Yani bizim beklentimiz bu. Şizofrenin nasıl bir hastalık olduğunu bilmeli, belirtilerini bilmeli. Tedavi sürecinde iyilik hali devam ederken belirtiler başladığı zaman hatta bununla ilgili bazen ölçekler, çizelgeler de verir. Hani uyku düzenindeki bozulma, düşüncelerle ilgili şeylere puanlandırılır, çarpılar koyulur. Oradaki yoğunlaştığı zaman bize haber ver şeklinde kişi de
farkında olan şizofreni hastalarımız ve kendisi bizzat takip edebiliyor ve erken müdahale etme şansımızı arttırıyor. Bu takibi tabii biz ailelerden de bekliyoruz. Yani hasta dışına dışarıdan gözlemlerle bu konuda da sizin konuşmanın başında psiko eğitimle de ilgili konuşacağız dediğiniz kısımla da aile kısmı özellikle çevre kısmı hayati derecede şimdi önemli. Şimdi bir telefonumuz var, çokça da sorumuz var ama bir cümleyle bir cevap doktor bey isteyeceğim sizden. Programımızı seyreden pek çok kişi var ve farklı kitlelerden seyrediliyor. Bir arkadaşım da belirtilerin çoğu yani program izlediğinde bizde de görülebiliyor. Ama bu belirtilerin görülmesi o şikayetin, o hastalığın ya da o sendromun ya da durumun kendilerinde olduğu anlamına gelir mi? Yani siz çünkü hekim olarak bunu ayrıştırıyorsunuz. O belirtilerin olması, tümünün olması, belli bir süre olması, hayat kalitesini bozması gibi veriler bize sunuyorsunuz. Bazen de bizi izleyen seyircilerimiz her akşam için ya bu burada biraz bende var. Evet ben de titizim. Evet ben de şüpheciyim. Evet ben de eşimin telefonlarını kontrol ediyorum. Evet ben de gelecek kaygısı yaşıyorum diyerek biraz kötü hissedenler de oluyor. Bir iki cümleyle kendilerine teşhis koymamaları ya da kötü hissetmemeleri bakımından ne dersiniz? Mutlaka tabii ki. Şimdi öncelikle burada kişinin sosyal uyumunun bozulmuş olması çok önemli. Yani herkes biraz bir şeylerden şüphelenebilir ama bunun arkasından koşarak işte başka bir yani diyelim ki bir yerde duruyoruz. Bir insan bize bakıyor gibi gelebilir. Fakat gidip bu bakıyor deyip içimizde bunu kurup kurup onunla dövüşüyorsak adamın hiç ilgisi alakası yok. O zaman yaşantımızı bozuyordur ve o bakışla ilgili o hastalık noktası o noktada başlar. Yoksa siz de ben de hepimiz bir yerde bu adam niye bana baktı diye hakikaten bakmıştır çünkü. Böyle bir şey olabilir. Yani o aradaki farkı kişinin uyumunun bozulmasıyla ayırt ediyoruz. Yoksa bazıları kişilik özelliği olabilir, şüpheci bir kişi olabilir, alıngan bir insan olabilir. Her alınganlık referans hezeyan olarak değerlendirilemez. Alamayız. Ya da diyelim ki panik ataktan bahsediyoruz ama diyelim ki 15 belirtisi varsa 15 belirtinin işte 15 evet. günde bir diyelim ki süresi sürmesi olmalı. Gerekirken ya da depresyonda o belirtilerin bir kısmını siz de görüyor olmanızın bir anlamı olmadığını herhalde söylemek evet, lazım. Peki. Bir de televizyonda ya da gazete haberlerini görerek kişilerin kendi kendine teşhis koyması gibi bir durum var. Bir seyircimiz de aslında onu sormuş. Bunun da yanlış olduğunu galiba tabii internet herhalde. Çıktı, mertlik bozuldu. Bir telefonumuz var, çok sorumuz var. Kısaca gideceğiz, belki önerilere zaman bile kalmayabilir. Ankara'ya dönelim hemen. Merhaba efendim. Merhaba. Kısaca rica edeceğim sorunuzu. Buyurun efendim. Benim İyi günler. Torunum 18 yaşında. Şöyle anlatayım, ben iki kere doktora götürdüm. Bu doktorlar güzel süt çıkarttılar. Okumayı sevmedi bu çocuk. Birkaç kere işe koyduk. İşte çalışmadı, iş beğenmedi. Şöyle yalan yok. Hiçbir alışkanlık yok. Hep ciddidir. En ufak küçük bir yalan bile kullanmaz. Doktora götürdük. Doktorlar dedi bize hasret çıkardı. Fakat bu çocuk evden dışarı çıkmıyor. Hiçbir isteği yok. Emeli yok. Hedefi yok. Biz babaanne olarak, anne olarak üzülüyoruz götürdüğümüz halde bir sonuç alamadık ama çocukta da dışarıya karşı bir sosyallik yok. Sizi de görünce bağlanmak istedim ve çok teşekkür ederim. İyi geceler dilerim efendim, sağ olun. İyi geceler, sağ teşekkürler. Olun. Ben şöyle yapmak isterim. Biraz soruları sorayım. Tümüne genel bir cevap vermiş gibi olalım. Peki. Tek tek gidersek galiba evet. Yetişemeyeceğiz. Mahmut Bey diyor ki, beyin işlevsel bozuklukları, yapısal durumu ve rahatsızlıkta etken faktörlerden midir? Tespiti mümkün mü? Sanatçıların bu hastalıkla daha fazla haşır neşir olmasını söylemek yanlış olur mu? Bunun sebebi ne olabilir diyor. Kişi kendine tanı koyabilir mi? Yani mesela şizofreni tanımı oluşturan belirtilerin kendinde var olduğu yönünde bir hükme varması mümkün mü? Diyor Mahmut Çetin. Onu da aktarmış olalım. Kadriye Yavuz Demir ise o kalbe hastalarında genelde şizofren oluyor mu? Korkusu çok var. O kalbe hastasının şizofreniye gidişi mümkün mü demiş. Yengeç Ay, ben de çocukken bir kazaya şahit oldum. Ben de OKB var. Acaba buraya gider mi gibi galiba arkasından bakınca bir soru var. İrem Hanım ise 19-20 yaşlarında genç bir erkek komşumuz. Şizofreni hastası. O Tekirdağlı teyzenin anlattığı gibi bir durum da mevcut. Hastaneye yatması gerekirken hastane bunu neden almıyor? Annesi çok mağdur durumda demiş. Galiba bazılarının hastanelerinde kabul etmeme gibi bir durum var mı? OKB şizofreniye gider mi diyor Müniba Hanım. Recep Kayıhan ise psikotik kişiliklerin depresif mizaçlı insanların şizofreniye yatkınlığı fazla mıdır?
büyük sanatçıların durumunu da sormuş. Ufuk Kuzu ise şizofren bir kişi normal bir yaşam sürebilir mi, çalışabilir mi, evlenebilir mi diye soruyorlar. Mail sorularına fırsat kalmadı. Facebook'ta gittik. Özetlerseniz sevinirim. Şimdi beyin işlevsel bozukluklarının böyle bir teşhis yöntemi ya da işte ne bileyim çekilen bir filmle gibi bir ilk başta öyle bir soru vardı. Şimdi çok spesifik bulgular yok. Yani şizofrenide birebir işte şu bir MR çekip şu çok nettir diye, ama genel anlamda özellikle uzun süreli şizofrenilerde kronikleşmiş diyebileceğimiz veya bazen her zaman kronikleşmeden de bir ventrikül genişliği, yani bir takım hani şimdi tıbbi bir terim oldu, veya beyin hacminde bir azalma gibi bulgular olabiliyor, ama bu tamamen non spesifik, yani bu hastalığı birebir eşleyen bir durum değil. O yüzden bazı tetkikler var, faydalı oluyor, yardımcı oluyor, ama onlar birebir bu hastalığın teşhisinde kullanılmıyor. OKB en çok o sorulmuş. OKB'den bir şizofreni... Ve bir depresyondan geçişte mümkün mü? Depresyondan geçiş olur mu diye. Şimdi OKB farklı spektrumdaki bir rahatsızlık. Daha anksiyete bozuklukları dediğimiz spektrumda yer alıyor. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Kişinin bazı hezeyanları veya bazı uğraşları böyle obsesyon tarzında, takıntı tarzında başlayabiliyor. O yüzden o bazen ikisi birbirine yakınlaştığı noktalar oluyor, ama bir OKB hastasının her zaman içgörüsü vardır ve o içgörü, yani kendi rahatsızlığın hep farkındadır. Yapmak istemiyorum ama kendimi tutamıyorum, elimi 20 kere yıkamazsam duramıyorum şeklindedir. Dolayısıyla o içgörü ayrımı olduğu sürece OKB o taraftan o tarafa geçmeyecektir diye söylemek durumundayız. Büyük kişiler, yani hani böyle ünlüler neden daha çok var? Ben onu şöyle düşünüyorum açıkçası. Onlar da bence toplumdaki kadar insanlar. Yani hani nasıl %1 ama belirgin kişiler oldukları için onlar biliniyor diye evet. Düşünüyorum. Çok... Ya da daha kolay paylaşabiliyorlar. Evet, belki. Evet. Yani olabilir. O şekilde olabilir. Şey vardı. Bir hani... Biz söz etmedik ondan. Hemen onu bir şeyle söylemek istiyorum. Bir pozitif semptom, negatif semptom meselesi var. Evet. Bu bazı hastalıklar daha böyle çok kısaca söylersek, özetle söylersek çok alevli başlıyorlar. Yani işte hezeyanlar, işitsel varsanılar, kendi kendine gülmeler, ağlamalar falan böyle, yani çok belirgin bir şey. Bu tür hastalıkları tabii hem ailesi çok rahatsız oluyor, anlaşılıyor, çok kolay görülüyor böyle bir rahatsızlık. Bunun hekime ulaşması çok kolay. Fakat negatif semptom dediğimiz işte böyle insanlardan kaçma, konuşmak istememe, yavaş yavaş olur bir de bu. Yani daha sinsi gelişir negatif semptomlu hastalık durumu. O yüzden o biraz daha böyle gözden kaçabilecek veya biraz gecikebilecek bir şey. O yüzden ben o şeyi söyledim, yani işte hani içine kapanıktır, böyle biraz daha kendisine dönüktür. Onun ilerlemesi söz konusu olabilir. Peki. Yakalayabildiklerim bunlardı. Teşekkür herhalde. Ederim. Önerileri dinleyelim. Belki bir zamanımız kalırsa toparlama fırsatı olur. Önerilerimizi İhsan Öztekin hazırladı. Uzman psikolog konuğum bu akşam. Şimdi görüyoruz, ardından vedamız var. Buyurun İhsan Bey. Şizofreni çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. Tedavi sürecinde de mevcut tabloya en uygun müdahalelerle takip edilmelidir. Ailenin hastalık hakkında bilgi sahibi olması, tedavinin iyi sonuç vermesi, başarısı açısından zorunludur. Bu sebeple tedavi ekibinin aileyi bilgilendirmesi ve yönlendirmesi önem kazanmaktadır. Ailenizde ve yakın çevrenizdeki kişilerin düşüncelerindeki, tutum ve davranışlarındaki belirgin değişiklikleri önemseyiniz. Uzun süreli ve artarak devam ediyorsa sebeplerini araştırınız. Olumlu bir çevre, destekleyici aile yaklaşımı ve uygun tedavi hastalığın iyileşme sürecini çok hızlandırabilmektedir. İyi sonuçlar almamızı sağlayan faktörler bunlar. Şizofrenin tedavisinde hastalık belirtilerine göre gerekli ilaç tedavileri ve psikoterapiler hastalıkta iyilik halinin yakalanmasını ve bu iyilik halinin uzun süreli olmasını sağlar. Kişinin tekrar günlük hayatını yaşayabilecek becerilerini kazanması her zaman mümkün olabilir. Peki, çok teşekkür ederim.
Bir veda yapalım o halde. Önemli bir konuyu konuştuk. Geniş bir spektrumdan bahsettiniz. Negatif semptomları, pozitif belirtileri olduğunu söylediniz. Erken teşhisin önemli olduğunu bugün özellikle altını çizdik. Ailelere bazı tiyolar tabiri caizse tırnak içerisinde vermeye çalıştık. Damgalanmanın yanlış olduğuna işaret ettiniz. Ailelerin bilgilenmesi o belirtileri fark etmek bakımından çok mühimdir dediniz. Bunlar çok önemliydi. Tedavi konusu ilacın vazgeçilmez olduğunu, psikoterapiyle de beraber götürdüğünüzü söylediniz. Aile çalışması önemli. Yatış gerektirebilecek bir durum. Evet. İlaç etkisi içinde ilaç kan düzeyinin sizin için önemli bir ipucu sağladığında söylediniz. Bunları geçersek bir özet olarak ne yapabiliriz? Bir iki raporun son cümlesi gibi bağlayacak olursak. Şizofreni tabii çok önemli bir hastalık. Toplum içinde kişinin kişilerin hali hazırda ürktükleri bir rahatsızlık ama o kadar ürkmemeleri gerektiğini herkesin bilmesi, uyanık olmaları gerekiyor. Eğer zamanında erken bir biçimde hastayı yakalayabilirsek tedavisine gerçekten çok önemli yollar alınabilir ve artık günümüzdeki şizofreni tanısı eskiden farklı, tedavisi eskiden farklı. Kimse bence korku nedeniyle bu rahatsızlığın pençesinde hayatını sürdürmek zorunda kalmamalı. Daha önceki programlarda bahsetmiştik genetik yaklaşımın, genetik profilin evet. çıkarılmasının bu hastalığın teşhisinde ve tedavisinde galiba yararları var. Eski programlardan bunları izlemelerini önermemize yarar var mı? Bunu konuşamadık çünkü. Evet, böyle bir ilaç bazen uymazsa o genetik bakılsın diye onu konuşmuştuk. Elbette ki o oradan eski programlardan bakabilirler, onu geçmiş gibi olmayalım. Çok teşekkür ederim. Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden Ümraniye'den Doktor Cenk Tosuner ve uzman psikolog İhsan Öztekin. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, önemli bir konuydu. Katkınız için ve sorularınız için çok teşekkür ederim. Cevaplayamadığımız mail sorularına uzmanlarından rica edeceğim. Yarın yine birlikte olmayı ümit ediyoruz 23.30'da saatlerimiz gösterdiğinde. Yarın konumuz doğum sonrası depresyon olacak. Ulaşamayan seyircilerimiz bilgi hattından elbette arayabilirler. Maillerle de bize ulaşmayı sürdürebilirsiniz. Bu akşamlık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.